Hürrem Gözü Tatlısı, 2 adet kivi, 100 gram kivi jölesi, yarım paket kare bisküvi, 2 su bardağı sıcak su. Muhallebisi için 1 litre süt, 125 gram bitkisel margarin, 1 su bardağı un, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 2 adet damla sakızı, 1 çay kaşığı toz şeker. Süslemek için kırık fındık. Güne tatlıyla başlıyoruz. Hürrem Gözü tatlımızı şimdi yapacağız. Biraz aşamaları var. Evet. Jölesi, kreması, bisküvi isterken nereden başlayalım? Jölesini yapmaya başlayacağız. Tamam. Jöleden önce kivilerimiz var. Jölemizin kuplarımızın dibine oturtmak için. Kuplarda önce onları evet. Yapacağız. Tamam. Bunları soyup halka şeklinde doğrayacağız. Tamam. Hadi kividen başlayalım o zaman. Kivi de biliyorsunuz en güzel C vitamini. Aynen öyle. Yani bir kivi yediğiniz zaman günde bütün C vitamininin fazlasını karşılayabiliyormuşsunuz. O kadar zengin yani C vitamini açısından. Kızım çok sever. Sever mi? Evet, ne çok. Güzel. Nasıl yemekler ise? Seçiyor çok mu? Çok iyi. Yok, hiç seçmez. Aynı hatta güzel. Fazla iyi diyebilirim. 5 yaş çünkü şey ya böyle, onu yemem, bunu yemem, istemem. Biraz yok, öyle gerçekten. Red yaşları var ya onların. Aha, o konuda hiç sıkıntı çekmedim, hala da çekmiyorum. Oh ne güzel. Kilo kontrolümüzü dikkat ederek devam ediyoruz ama yiyor yani. Yiyor maşallah mu? Var evet. Kilolu mu, tombiş mi peki? Yani yaşına göre doktorların söylediği iyi ama... görmüş olarak biraz tombiş diyebilirim. Tombiş. Evet. İşte biraz göbekli oluyorlar ya o yaşlarda. Aynen öyle. Öne doğru bir göbek çıkıyor çok enteresan. Öyle doğru. Hem erkeklerde bir de daha çok kız çocuklarda oluyor. Hı-hı. Bu şekilde soyup halka soyacağız. Şeklinde doğrayacağız. Ha? Tamam. Hürrem'imizin gözünü. Kuplarımızı getireyim o zaman değil mi? Tamam evet. İlk onları. Önce tamam. Bunları koyacağız çünkü kuplarımıza. Şöyle getirelim. Ay şöyle dökmeden... Biraz aşamaları var dediğim gibi. O yüzden bu sıralamayı takip ederseniz sanırım işler daha kolaylaşacaktır. Çünkü jöleni biraz yaptıktan sonra değil mi? Biraz beklemesi gerekiyor. Biraz böyle kıvam alması için. Aynen. Yani muhallebi kadar uzun sürmüyor ama jöle zaten hemen koyulaşıyor. Şöyle. Jöle de ne enteresan bir şey değil mi? Öyle şeffaf. Güzel bir tat. Aslında yabancılar inanılmaz kullanıyor jöleyi. Yani bizler çok de seviyorlar pek... bu tip tatlıları. Ama... bizim de eskiden daha çok vardı sanki böyle hatırlıyorum. Jöleli tatlılar, pastalar. Evet, kuplarımıza yerleştirelim. Şöyle tutayım. Şöyle. Dibine mi koyuyorsun? Aynen öyle. Ha. Şimdi jöleyi nasıl yapıyoruz? Bilmeyenlere söylemiş evet, olalım. Evet, 2 su bardağı sıcak suya ihtiyacım var şu anda. Hemen getireyim. Sıcak su olması önemli değil mi? Evet, yani hiç aynen ılık öyle. Su yapmasınlar. Ben başka türlü alamaz yoksa. Bu normalde bir paket jöle değil mi? Evet, bir paket jölemiz var. 2 su bardağı sıcak su koyuyoruz. Bu arada jölelerin de çok çeşitleri var. Beni yanmasın ama. Ya zaten değil bu tatlıyı yaparken... biz bu tatlının ismine göre yaptık. Başka şekilde çileklisini, limonlusunu kullanarak muzlu falan da güzel olabilir. Aynen öyle. Bunu artık kaldırıyorum değil mi? Aynen. Çıkalıyorum. Jölemizi dökerek yavaş yavaş karıştırıyoruz topaklanmaması için. Hemen zaten jöle neliyse direkt rengini veriyor. Evet. Çocuklar sever böyle tatları diye çok. Düşünüyorum değil mi? Eşin nasıl tatlıları sever mi? Eşim de çok sever. Ay sese bak gitti vallahi ses. Hastalığın son günlerinde bir denk geldi. Bu kadar mı değil mi salgın böyle bütün herkeste mevsimsel? Jöleyi yaptık, hemen donmasını beklemeden kuplarımıza ilave edeceğiz. Üzerine de muhallebisi gelecek. Evet, o yüzden tam doldurmuyoruz zaten kupları da. Alttan da çok güzel gözüküyor kivisi. Belki böyle atıyorum hani muzlu yapınca direkt altına muz koyup çilekli yapınca tabii çilek ki. Koyup değil mi? Tabii tatlının ki. Tatlının adı değişebilir ama sonuçta... lezzet gene aynı tarzda olacaktır. Sadece yani ismi değişecektir. O zaman koyduğumuz jölenin. Zaten bak şimdi bu yaptığımız ölçülerden 6 tane kup tam çıkıyor. Hı-hı. Onu o zaman şunları arkaya alayım. Tamam. Şimdi direkt kaldırıyor muyuz dolaba biraz bekletiyor musun? Ya biraz sıcaklığı geçene kadar kenarda bekletelim. Kenarda daha sonra dursun. Aynen daha sonra hemen dolaba kaldırırız donması için. Tamam. Şu ilk sıcaklığı geçene kadar kalsın. Hı-hı. Biz de bu sırada muhallebimize geçelim. Muhallebisini yapalım evet. Evet. Soğuktan mı karıştırıyorsun? Soğuktan karıştırıyoruz. Tamam. Şöyle buraya koyayım istersen. Neler var bakalım.
Unumuzu, şekerimizi öncelikle koyacağız böyle. Şuradan hemen bir çırpıcı alayım sana. Tabii. Unumuz var, şekerimiz var. Bir litre sütümüz var. Karıştırarak koyarsak... Olur, ben de bir yandan karıştırayım şöyle. Altını açmadan direkt tezgahta yapıyoruz ki. Bazen çabuk topaklanıyor. Böyle bir yandan kaynamaya başlayınca değil mi? Vereyim sana. Tamam. Şunu öyle aldık kenara. Bu arada burada limon tuzu oluyor değil mi bu? Yok, damla neydi sakızı. Bu? Ha, bu damla sakızı mı? Hiç kokmadı. Onu havanda döveceğiz. O zaman daha çok kokusu ne çıkacaktır. Evet. En son hani damla sakızlı muhallebi falan yapılır ya. O bunun biraz da muhallebi yine... tadını almak için. Aynen. Şurayı açtım. Aha. Topaklanmaması için sürekli karıştıracağız. Biraz ılıdıktan sonra margarinimiz var. Onu margarin koyacağız. Vanilyayı sonra mı koyuyorsun? Vanilya ve damla sakızını indirdikten sonra en karıştırarak son koyacağız. Karıştırarak. Evet. Önce tabii o damla sakızlarını dövmemiz gerekecek. Evet. Eşinle enteresan bir tanışma hikayem varmış. Evet. Çok enteresan. Gerçekten hayat tesadüflerle mi dolu? Ne desek bilemedim. Bir anlatsana. Yani, evet, bizi biraz kader tanıştırdı diyebilirim. Yani yanlış bir telefon numarasıyla oldu her şey aslında. Bir gün telefonum çaldı. Yabancı bir numara, açtım. İşte eşim başka bir ismi söyleyerek işte onunla görüşebilir miyim? Ben burada öyle birisi yok dedim. O kim arıyormuş? Serap diye birisin yani. Kız arkadaşı falan mıymış? Yok, değilmiş aslında. Sonradan söyledi bana ama. Kim ya Serap ama tanıdığı öyle birisi rolü. Yok. Yokmuş yani. Yokmuş. Nasıl yani? Serap? Yokmuş öyle. Serap'ı arıyor ama aslında öyle birisi. Aynen öyle. Telefonun sen çıkıyorsun. Askerdeymiş evet o dönemde. Evet. Sonradan öğreniyorum. Askerde öyle rastgele bir numara mı rastgele çeviriyor? Rastgele aramış evet. Normalde şu an tanısanız hiç öyle bir insan değil dersin. Ben hala diyorum yani hatta. Burada öyle birisi yok dedim, kapattım. Tabii o aramaya devam etti sürekli. Ben aynı numara olduğunu anladığım için açmadım. Bu arama bir ay devam etti. Bir ay telefonumda sessizde kaldı. Askerde bir ay boyunca aradı mı bu arada? Aradı. Saatli saatsiz. Yani gece yarısı da olabilir. Ne zaman müsaitse demek hiç bilmiyorum. Sonra baktım olmayacak. Dedim açayım. Belki vazgeçer aramaktan. Açtım. Yani yabancı şöyle... kötü bir şey, enerji hissetmedim onda. Ben sadece ben hani kurtulmak için, aslında o da değil, kurtulmak için tamam dedim, açtım telefonu. Sonra ara ara aramaya devam etti. Sadece işte asker anıları falan oluyordu. Bir ara bir kopukluk oldu, bayağı bir görüşmedik ama numaralarımız aynı, değişmedi. Askerden döndükten sonra tekrar aramaya devam etti. Biz hiç görüşmedik bayağı askerleri ama. Bekledin yani bitsin biz diye. Hiç görüşmedik ama dediğim gibi yani böyle... Kim o? Yani nasıl bir tip olduğunu falan bilmiyorsun. Yok bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. O şekilde asker sonrası görüşmek istedi. Ben ilk başta görüşmek istemedim tabii. Çünkü tanımıyorum. Sadece telefondan biliyorum nasıl bir yapıda olduğunu. Sonra bir kere görüştük ve görüşmeye devam ettik. Yani 3 sene falan görüşmemiz sürdü. Tabii bu ailemi ikna etmeye çalıştık 3 sene öyle diyebilirim. Yok ama haklı olarak tanımıyorlar. Şimdi telefonda tanıdığın birisi nasıl tabii evleneceksin falan. Yani aynen diye öyle. Haklı olarak istemediler. Ama şimdi bak çocuğum var. Evet yani 13-14 yıllık çok bir geçmişimiz var. Dediğim gibi sadece telefonla alakalı değil ama şu an olsa yapar mıydım hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. O biraz enteresan bir şey aslında. Bazen insanın öyle bir basireti bağlanıyor. Evet, böyle belki cevap vermeyeceğim bir şey cevap de veriyorsun. Ya da vermen gereken cevabı veremediğin için o telefon konuşması devam ediyor tabii falan. Tabii yani açtığımda ismimi bile doğru söylemeyecektim. O kadar dilim bağlandı ki ismi, gerçek ismimi bile söyledim, söyledim yani. Söyledim işte tabii. Bak oluyor yani. Yani sonra aileleri... kocan olacağını. Sonra aileler işte hani tanı abimler falan araştırdılar öyle. Baktı ki iyi bir çocuk, bir sıkıntı yok. Sonra ikna oldular öyle söyleyebilirim. 3 senede ikna ettim diyorsun. Aynen öyle. İyi bari sonsuz ya. Kısmet. Aynen. Aynen öyle kader şeyler. Ama gerçekten güzel bir kadermiş, gerçekten çok memnunum yani saygı sevgi hala devam ediyor, çok mutluyum gerçekten. Ne güzel, 9 yılda bayağı aslında bir süre yani. Yani çok korkmuştum aslında çünkü hiç tanımıyorsun huyunu. Tabii canım bambaşka yani bir insan çıkabilir. Bilmiyorsun, farklı bir insan da çıkabilirdi gerçekten. Ne kadar süre yapmıştı askerliğini? 18 ay. 18 ay. Sen kaçıncı ayda telefonla tanıştın? Ortalarındaydı galiba. Ha, bir yarısını bekledin yani ister istemez. Ya bekledim diyemem çünkü ben hani ha, bir şey fazla bir şey hissetmiyordum anladım çünkü yani sadece. O beklemiş aslında. Konuşuyorduk. Bu şekilde oldu. Bu şekilde enteresan bir aşk hikayesi var. Bu arada kaynamaya başlayacak birazdan. İyicene karıştırıyoruz ki topaklanmasını çok bırakmamak lazım. Aynen değil mi? Öyle. Ben hiç bırakmıyorum. Kaynadıktan sonra yalanı ekleyeceğiz. Ardından damla sakızını ve vanilyasını
Bu sırada biraz jölelerimiz de hem kıvamasın donsun. Sonra zaten kuplarla birleştirmeye başlayacağız. Kuplarımız hazır. Altında bir adet kivi, üstünde kivili jölesi, onun üzerine muhallebi, arasında bisküvi, sonra tekrar muhallebi. Ve biz bunu donduktan sonra dolapta böyle ters çevireceğiz. Dolayısıyla kivi ve jöle üste gelecek. Aynen öyle, hürrem gözümüz ortaya çıkacak. Evet. Efendim biz bunu birazdan dolaba kaldıracağız. Bir güzel donsun, bir kıvamını alsın. Biz de bu sırada günün ikinci tarifine devam edebiliriz. Şimdi kadayıflı pastırmalı börek yapacağız. Daha doğrusu pastırmalı kadayıf börek. Evet, öyle olacak.